Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda pazartesiden cumaya, yaradılıştan vahye ya kadar tüm İncil kitaplarını inceliyoruz. Kutsal kitabın ilk kitabı olan Yaradılış kitabıyla ilgili çalışmamızda 37. bölüme ulaştık. Yaradılış kitabının 4. ana karakteri olan Yusuf'un karakterini incelemeye başlayacağız. Bölümün başında Konuğum Rabbin hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Yusuf kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Yusuf kardeş 36. bölümü bitirdiğimizde Esav'ın tarihini, çocuklarını ve soyunu incelediğimizde Esav'ın ileride Tanrı'nın halkına düşman olacak olan Edom'un tohumlarını attığını öğrendik. Bugün yeni bir karakterle yeni bir sayfayla başlayacağız. Ve yeni bir bölüm, bölüm 37. 37. bölüm Yaradılış kitabında neyi temsil ediyor? Yusuf'un karakterinin başlangıcı inanılmaz karakter ve iki nedenden dolayı. Birincisi Yusuf'un tavrı ve ahlaki duruşu sebebiyle özel bir karakter olmasıydı. Aslında o inanılmaz bir karakterdir ve bağışlama, erdem ve kötülüğü reddetme konusunda harika bir örnek teşkil eder. Bu yönden mükemmel bir karakterdir. Ancak öte yandan Rab İsa Mesih'in inanılmaz bir görüntüsünü görebileceğiniz bir karakterdir. Yorumculardan biri Yusuf ve Mesih'in karakteri arasında yüzden fazla benzerlikten bahsetti ve bana kalırsa bu karakteri 37 bölümden yaratılışın sonuna kadar incelediğimiz zaman göreceğiz İsa'nın karakterine ne kadar benzediğini göreceğiz Sevgili izleyicilerimize yaratılış kitabının iki bölüme ayrıldığını hatırlatıyoruz Bölüm 1'den, bölüm 11'e dört önemli olaydan bahsediyoruz. Yaradılış, düşme, daha sonra tufan ve sonra Babil evet. Kulesi. Ancak bölüm 12 ile bölüm 50, dört ana karakter hakkında konuşur. İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf. Bugün ikinci bölümde dördüncü ana karakter hakkında konuşacağız. Ve bu dört karakterin çok önemli dört fikirden bahsettiğini söylemek istiyorum. İbrahim'in karakterinde İncil boyunca, açık olan bir ilkeyi görüyoruz seçilme ve çağrı Tanrı İbrahim seçti ve onu çağırdı. İsak karakterinde evlat olma ve mirasçılığı görüyoruz. O tek oldu ve tüm mirasa sahip oldu ve bu İncil'in her yerinde görülen önemli bir fikir. Eğer oğulsak sadece miras almıyoruz, aynı zamanda disiplin altındayız. Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil yasa dışı evlatlarsınız. Yakup'un yaşamındaki disiplini ve düzeltmeyi görüyoruz ama Yusuf'un hayatında görebildiğimiz dördüncü ve son bir fikir var. Bu da acı çekme ve görkemdir. İşaret ettiğiniz fikir şimdi tekrar ekranda görünecek. Devam ediyor Sadece bu dört baba belirli şeylerle ayırt edilmedi. Aynı zamanda her biri hayatında dört şey yaptı. Doğru. Ekrana bakın lütfen ve sevgili izleyicilerimize dört babadan her birini ayıran şeyleri hatırlatın. Evet, İbrahim kesinlikle. seçilme ve çağrı. Dört sunak inşa Fakat etti. o ne yaptı? Ve dört sunak da burada. Sunağın adamıdır. Daha önce sunağın neden önce gelmesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü bu Tanrı'yla iletişim kurma yoludur ve Tanrı'nın payı. Tanrı'nın payı. Evet. Mesih'in çarmığını pas geçerek Tanrı ile iletişim kuramaz kimse. Tanrı ile ilişkilerinde ya da kutsamalarında hiçbir rolü oynamaz. Sunak başlangıçtır. Fakat İshak bundan hemen sonra gelir ve biz onun evlatlık ve mirası sembolize ettiğini biliyorduk. O dört kuyu kazdı ve kuyular su verme ya da kutsal ruhun armağanı olarak sunaktan ve kurbandan hoşnut olanlar içindir. Yakub'a ulaştığımızda disiplin ve eğitim göreceğiz. Fakat hayatında dört sütunu vardı. Onları gördük ve sonuncusu Rahel mezarının dünyevi ümitlerin sonunu temsil eden sütun olan sütun olmasıydı. Yusuf'la ilgili acı ve görkem. Ancak 37. bölümde göreceğimiz gibi Yusuf'un dört çeşit giysisi vardı. Birçok rengin giysisi, kölelerin giysisi, 41. bölümdeki görkemli giysi, giymek için yola çıktığı hapishanenin giysisi. Evet. Harika. Teşekkürler Yusuf kardeş. 37. bölümdeki bazı ayetleri okumama izin verin. Sonra size bir soruyla döneceğim. Yakup babasının yaşadığı topraklarda, Kenan topraklarında yaşıyordu. Bunlar Yakup'un nesilleridir. 17 yaşında olan Yusuf sürüyü kardeşleriyle birlikte otlatıyordu. Babasının karısı Bilhah ve Zilpah'ın oğullarıyla birlikte çalışan bir çocuktu. Yusuf babalarına kötü bir rapor getirdi. İsrail Yusuf'u seviyordu. İsrail Yusuf'u yaşlılığında doğan oğlu olduğu için diğer oğullarından daha çok seviyordu ve ona birçok renkten bir kıyafet yaptı. Ancak kardeşleri babalarının onu tüm kardeşlerinden daha çok sevdiğini görünce ondan nefret ediyor ve onunla barış içinde konuşamıyorlardı. Konuşmanın başlangıcı. Bunlar Yakup'un nesilleridir. Bunlar Yakup'un nesilleridir demesini bekliyordum ve zincirin en başından Reuben'le başlayıp sonuncusuna kadar devam etmesini bekliyordum. Fakat o konuşmaya Yusuf'tan başladı ve konuşmayı sonlandırmadı. Başka kimseden bahsetmedi. Şimdi sembolik bakış açısından bu çok güzel. Gerçekçi bakış açısından bu bölümden itibaren mükemmel bir karakter olan Yusuf'a odaklanmak istiyor. Sembolik bakış açısından Yusuf tek oğul olan Mesih'i temsil eder. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi şimdi birileri melekler Tanrı'nın oğulları değiller mi diye sorabilir tabii. Evet bu doğrudan Tanrı tarafından yaratılmış bir evlatlıktır. Adem Tanrı tarafından yaratılan Tanrı'nın oğludur. Tanrı onun kaynağıdır. Tanrı onun kaynağıdır ama Mesih başka hiç kimseye uygulanmayan tek oğuldur. Baba ile eşdeğer olan tek oğuldur. Bu yüzden babam ve ben biriz diyebildi. Buradaki teolojide sonsuz evlatlığı görebiliyoruz. Sonsuz. Kesinlikle. Ayrıca izleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim ki Mesih Tanrı'nın oğludur. Fakat Tanrı Adem'in ve meleklerin kaynağı olduğu gibi onun da kaynağı demek değildir. Ancak Yahudiler Mesih kendisi hakkında Tanrı'nın oğlu olduğunu ya da Tanrı'nın babası olduğunu söylediğinde bunun eşdeğerlik anlamına geldiğini çok iyi biliyorlardı. Şöyle dediğinde babam hala çalışmaktadır ben de çalışıyorum yerden taş alıp onu taşlamak istediler onu şirk koşmakla suçladılar ve o henüz insandı Tanrıyı kendi babası olarak adlandırıyordu, kendisini tanrıyla eşit yapıyordu dediler. Yani Yahudiler tanrının oğlu ya da tanrı babasıdır. Bu sözlerin tanrıyla tam bir eşitlik anlamına Kesinlikle geldiğini mi? biliyorlardı. Bir ara vereceğiz, sonra konuklarımızın sorularını alacağız. İkinci ayetin son kısmı ile ilgili bir sorum var. Kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırırdı. Bunun anlamı nedir? Buyurun Yusuf kardeş. Görünüşe göre davranışları çarpıktı ve o bunları gördü. Sessiz kalır mıydı? Elbette onlardan daha genç olduğu için onlara rehberlik edemezdi. Ama babanın onlara rehberlik edebilmesi için bu raporu babasına getirdi. Sembolik bakış açısından görüyoruz ki Mesih, örneğin Yuhanna kitabından iki ayet okuyacağım size. Üçüncü bölüm, yirminci ayet ve yedinci bölüm, yedinci ayet. Yuhanna 3'e 20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Işık günahkar olanı azarlıyor mu yoksa yanlış davranan kişinin eylemlerini ortaya mı koyuyor? Işık açığa çıktığı için azarlıyor. Işık ortaya çıkar. Yuhanna 7'ye 7'de aynı fikri görüyoruz. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Mesih dünyanın işlerinin kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Mesih dünyanın işlerinin kötü olduğunu ne zaman tanıklık etti? Aslında herhangi bir yerdeki varlığı sıradan bir insanın anlayamadığı erdemleri gösterdiğinde kötü insanların özelliklerini ortaya çıkarmış oldu. Kesinlikle. Yani Yusuf'un kardeşlerinin yolsuzluğunu babasının önünde ortaya çıkardığını söyleyebiliriz ve bu da geleceğin bir görüntüsü. Mesih dünyaya geldiğinde din bilginlerinin Doğru. ve ferisilerin işlerini ortaya çıkaran ışıktır. Doğru. Yani Doğru. ondan nefret ediyorlardı. Kardeşleri İsa'dan nefret ediyordu. Yusuf'un kardeşleri de nefret ediyordu. Doğru. Yakub'un Yusuf'a olan sevgisi hakkındaki birden beşe kadar olan ayetler hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Onu sevdi ve sevgisini birçok renkten bir elbise yaparak ifade etti. Ve kardeşlerinden ayırdı. Ee, aslında Yusuf önce ona sevdiği, annesini hatırlattı ve o gerçekten yakışıklıydı. Ama sadece yakışıklı değil. Birçok insan yakışıklı ama kötü tavırları da var. O çok asil biriydi. Üstünlüğünü ve olağan dışı ahlaki mükemmelliğini her bölümde göreceğiz. Bu gerçek bakış açısından. Onu erken ölen sevgili karısını hatırlattı. Ayrıca inanılmaz özelliklere sahipti. Bu yüzden sevimli bir insandı. Sembolik olarak bizi bir kereden fazla söylenen Mesih'ten bahseder. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Örneğin Yaşaya kitabında, işte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Bu açıdan Yusuf, Tanrı'nın ruhunun çok memnun olduğu sevgili kişinin güzel bir sembolüdür. Kesinlikle, ona birçok rengi barındıran bir giysi yaptı. Evet. Bu giyside neler görüyorsunuz? Aslında bornozun birçok rengi vardı ve biliyoruz ki ışık prizmada kırıldığında gök kuşağının 7 rengi ortaya çıkmakta. Burada burada birçok renkten bir elbise görüyoruz ama Mesih pek çok renkten bir elbise giymedi. Onun hakkında bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi gerendendi. Yusuf'un burada olduğu gibi Mesih kendisini ışıkla kaplamış. Kesinlikle. Renkli giysinin anlamlarından biri geniş kolları olan bir giysi olmasıdır. Ve bu, bunun bir köle giysisi değil, bir efendi giysisi olduğu anlamına gelir. Yakup, Yusuf'un kardeşlerinin efendisi olacağını söylüyormuş gibi. Mısır'ın yukarısında dünyanın mutlu ettiği sizler kollarınızı sallayın diyen bir atasözü vardır. <laughs> doğru. Yusuf kollarını sallayabilirdi çünkü doğru. dünya onu mutlu etti ama... Dünya değil, Tanrı onu onurlandırandır. Doğru. Yusuf babasının gözünde olduğu için kardeşlerinin efendisi olacaktı ama kardeşleri evet. ondan nefret ediyordu. Tanrı fikri başka bir şekilde bir rüya aracılığıyla ilan etti. Bana Yusuf'un rüyasıyla ilgili 5 ila 11. ayetler hakkında bilgi vermenizi istiyorum. Tanrı bu fikri bir rüya yoluyla nasıl ilan etti? Tanrı ona iki rüya verdi. Birincisi dünyayı, ikincisi cenneti ilgilendirir ve de görüyoruz ki Yusuf cennette çok özel değil sembolik görüntüde Mesih Tanrı Mesih'teki her şeyi cennetteki şeyleri ve yeryüzündeki şeyleri birleştirecek. Evet, İsa'nın gökte ve yerde üstünlüğü vardır. Burada gerçek hikayenin Yusuf'un hayaliyle ilgili bize yardımcı olmayacağını görüyoruz güneşin, ayın ve on bir gezegenin ona doğru eğildiğini. Fakat Mesih için, gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Mesih gökte ve yerde üstündür ve İsa Mesih adında onun önünde tüm gökler, yeryüzü, diz çökecek. Yusuf'un karakterini bu bölümümüzdeki çalışmamızda Yusuf'un acıları ve ihtişamından öğreneceğiz. Mesih'in evet. acı ve zaferine işaret etmeyi göz ardı etmeyeceğiz. Evet. Bu nedenle bundan ne fayda sağlayacağımız ve Mesih'in acı ve görkemiyle bu hikayede Doğru. nasıl göründüğü hakkında çok konuşacağız. Burada Rabbin Yusuf'a bu görüntünün gelecekte olacağını, Kesinlikle. nasıl gösterdiğini anlattık. Usta, hayaller insanlarla baş etmenin tek yolu muydu? Tanrı insanlarla rüyalar aracılığıyla iletişim kurar çünkü, değil mi? Öyle görünüyor ki o zaman Eyüp bölüm 33'ten anladığımız gibi rüyalar aslında yollardan biriydi. Ancak tek yol bu değildi. Tanrının Yakuba söylemiş olduğu ve Yakuba göründüğü söylenir. Tanrı eskiden insanlarla konuşuyordu. Ama Tanrının kullandığı yollardan biri de rüyalardı tabii. İbraniler birebir de der ki Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi der. Kesinlikle 12'den 17'ye kadar olan ayetlerde bir görev vardır. Yakup Yusuf'u bir göreve gönderdi. Önceki ayetlerden Yusuf'un babası tarafından sevildiğini ve onu renkli giysisinden ayırt ettiğini biliyorduk. Yusuf da rüyaların adamıydı. Rab ona geleceğinin nasıl olacağını anlatmak için iki rüya gönderdi. Fakat 12. ayette Yusuf'u babası her şeyin yolunda olup olmadığını görmesi için kardeşlerinin yanına gönderdi. Yusuf inanılmaz itaat etmeyi öğrendi ve babasına itaat etti. Babasının kardeşlerinin yanlarına gitmesini istediğinde baba biliyorsun onlar benden nefret ediyor. Yüzümü görmeye bile tahammül edemiyorlar ve benimle sakin konuşamıyorlar. Onların yanına nasıl giderim diyebilirdi ama o babasına evet dışında herhangi başka bir şey söylemedi. Babası ona kardeşlerine gitmesini söylediğinde o kabul etti. Aslında itaat çok önemlidir. Ve Mesih adına yücelik olsun o yeryüzündeyken Luka 2'de kutsal yazılar bize Mesih'in marangoz Yusuf ve kutsal Meryem'le birlikte yürüdüğünü ve onlara itaat ettiğini söyler. Annenizi ve babanızı onurlandırın evet. ki, yeryüzündeki günleriniz uzun olsun. Bu ahlaki açıdan ama sembolik açıdan Efendimiz'in itaati ne kadar muhteşemdi. Bize söylenen, Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama... Kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak oluluğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürümüş olarak ölüme çarma üzerinde, ölüme bile boyun eğip kendini alçattı. Teşekkür ederim. Bir ara vereceğiz. Konuklarımızın sorularını alacağız. Bir şey öğrenmek istiyorum. Yusuf yanlarına giderek kardeşlerini onurlandırdığı halde neden onlar ona karşı nefret ve reddedişle yaklaştılar? Yusuf'un kardeşleri onun evet. onlara karşı olan sevgisine rağmen hmm. ondan nefret ettiler. Önceki ayetlerde en az üç kez ondan nefret ettiklerini gördük. Dördüncü ayette ondan nefret ettiler ve onunla barış içinde konuşamadılar ayet 5 ondan daha fazla nefret ediyorlardı. Sonra 8. ayeti bundan daha fazla nefret ediyorlardı. 11. ayette kardeşleri onu kıskanıyordu ve bu kimse kıskançlığın önünde duramaz şeklinde bilge bir adamın sözünün bir örneğiydi. Sembolik olarak Yahudiler Mesih'ten nefret ediyordu. Neden? Mesih onlara, "Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim." dedi. "Bu işlerden hangisi için beni taşlayacaksınız?" Ve onlar şöyle yanıtladılar: "İnsan olduğun halde tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." Burada gösterilen aynı nefret. Tanrı Yusuf'u ayırt etmişti. Bu onun hatası mıydı? Tanrı ona kendisinin özel olduğunu ve herkesin önünde diz çökeceğini gösteren bir rüya verdi. Tanrı bunu söylediğinde insanların ondan nefret etmesinin bir nedeni var mı? Aynı şey Mesih için de geçerli. Senin iyi olup olmadığını görmeye geldi. Ne yazık ki sen onu öldürmek istiyorsun. İnanlıların hayatlarındaki acıların gizemine gelirsek, eğer Dothan'da biraz durursak, Rab Yusuf'un alınmasına izin verdi. Rab Yusuf'un ezilmesine izin verdi. Rab Yusuf'un satılmasına izin verdi ve onu savunmadı. Kardeşleri tarafından ezilmesine, satılmasına ve Mısır'a gitmesine izin verdi. Krallar bölüm 6'ya gittiğimizde Dotan'da Rab Suriye kralı ordusuyla geldiğinde Elisa çevresindeki dağları doldurup kurtardığında Elisa'yı savundu. Şunu söylemek istiyorum. da Rab kurtarabilirdi ve çocuklarının acı çekmesine izin verebilirdi. İzin verme ve kurtarma durumu. Bize bundan bahsedin. Çünkü birçok inanan bu konuda yanılıyor. Biri Tanrı'nın günahsız tek oğlu olduğunu söyledi. Elbette Mesih'ten bahsediyordu. Ama acı çekmeyen bir oğlu yok. İsa acı çekti, Yusuf acı çekti. Bütün inananlar acı çekiyor. Bu Tanrı'nın okulu. Yusuf burada Tanrı'nın okuluna girecek. Biri güzel bir ifade söyledi. Yakup bölümün sonunda içinde Yusuf'un bedeni olmadan Yusuf'un giysisini aldı. Giyisisiz. Tanrı da üzerinde giysisi olmadan Yusuf'u aldı. Tanrı onu okula kaydetmeyi amaçladı ve mezun olacak ve üstün olacaktı ve Tanrı'nın vaat ettiği gibi kralların kıyafetlerini giyecekti. Ama görkemden önce ilk önce acıdan geçmesi gerekiyordu. Ve Bizim yolumuz bu ve tökezlememeliyiz. Rab dedi ki dünyada sıkıntı çekeceksiniz. Bu yüzden zafere giden yolumuz acıdan geçer. Kesinlikle. Reuben'ın kardeşlerinin Yusuf'u öldürme çabalarına karşı tutumu. Reuben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya çalıştı. Canına kıymayın dedi. Reuben'ın tavrı Yusuf'u kurtarmaktı. Bu davranışta ne görüyoruz acaba? Aslında işe ya 53. bölümde gelen bir ayet görüyoruz. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık her birimiz kendi yoluna döndü. Yani hepimiz aynı türden kötülük yapmıyoruz. Herkesin kendi tarzında kötülükleri vardır. Reuben'i 35. bölümde babasının yatağında yatarken çok üzücü bir durumda gördük. Ne büyük bir trajedi. Bu öyle bir şey ki ne diyebilirim söylemek istemiyorum ancak bence izleyici beni bu davranışı tanımlamaktan muaf tutabilir. Ama aynı zamanda Simeon ve Levi gibi sert değildi. Simeon ve Levi bir şehirle savaştı ve tüm şehri yağmaladı. Onlar çok şiddet yanlısıydı. Reuben kirlilikle karakterize edildi. Simeon ve Levi Şiddetli karakterleriyle karakterize edildi. Yahuda para sevgisiyle karakterize edildi. Her birinin kendi yolu Doğru. olduğu açık. Hepimiz koyunlar gibi yoldan saptık. Ama hepimiz saptık. Hepimiz yoldan saptık. Evet. Yusuf'u çukura attılar ve yemeğe oturdular. Kardeşleri çukurdayken yemek yiyecek yüreği vardı. Bu bize neyi hatırlatıyor? Bize daha korkunç bir trajediyi hatırlatıyor. Başrahipler Platos'un yanına gitmek istemediler çünkü kuzu evde kesilmişti ve geri dönüp onu yemek istediler. Tamam, Mesih'i çarmıha asılmak için teslim edeceksiniz. Evet, Mesih çarmıhta gerilecek ve sembolik fısıh yemeği yiyeceğiz ve asıl burada çarmıhta gerçek fısıh kurbanı vardı. İnsan dini bu işte. Kendi kötülüğündeki insan bu. Kesinlikle. Bir kervanın geldiğini gördüler. Yusuf'u kervana sattılar. Ve bu kervan onu alıp bedelini ödedi. 20 şeker gümüş olan bir bedel ödediler. Bu bize ne hatırlatıyor? Burada parayı seven Yahuda'yı görüyoruz. Yusuf'u 20 şeker gümüş için sattı. Yahuda, İskariot daha sonra efendisini 30 şeker gümüş için satmıştı. Ancak Yusuf'a burada bahsedilmeyen bir şey olduğu çok açıktır. Bundan sonra bunu okuyacağız. Kardeşleri şöyle dediğinde... Bize yalvardığında ruhunun sıkıntısını gördük ve biz dinlemedik. Aslında bu mesele Yusuf'un kötü kardeşleri tarafından hiç unutulmadı. Ve hapse atıldıklarında bunu hatırladılar. Görkemli Rab bundan daha büyük bir sıkıntı içinde olsa da herkesi tanıdığı için kimseye yalvarmadı ve babasına bu kaseyi ondan alması için yalvardı. Fakat benim değil senin isteğin olsun.'' dedi. Yakup'un hasadının yeni bir bölümü ayet 31'de başlıyor. Aa, evet. Sonra Yusuf'un giysisini aldılar ve sonra keçiyi kesip giysiyi onun kanına sürdüler ve renkli giysiyi alıp babalarına getirerek ona bunu bulduk dediler. Bak bakalım oğlunun mu değil mi? Yakup giysiyi tanıdı. Evet bu oğlumun giysisi dedi. Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek dedi. Yusuf üzüntüden giysilerini yırttı beline çul sardı oğlu için uzun süre yas tuttu bütün oğulları kızları onu avutmaya çalışsalar da o avunmak istemedi oğlumun yanına ölüler diyarına yas tutarak gideceğim diyerek onun için ağlamaya devam etti bu kısımda hasatta ne görüyoruz Şimdi hasattan bahsetmeden önce Yakup'un işaret etmek istediğim bir şey yaptığını söylemek istiyorum. Sahip olduğu orduyu böldüğü zaman Esav'ı alırken Rahel ve Yusuf'un sonuncusunu koydu. Yusuf ve bildiğin gibi Rahel ölümle ayrılan ilk kişi oldu ve ondan sonra evet. Yusuf Yusuf babasından ayrı kalmıştı ve en iyi şey Rab'bin ellerine meseleleri bırakmak yükü ona teslim etmek ve o bizi kurtarabilir, bizi özgür kılabilir. Evet, biçmek dikkatli olmamız gereken bir konu ve bu konuda çok dikkatli olmamız gerek. Aldatılmayın, Tanrı alay alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. 27. bölümde babanı genç keçilerle aldattın, ödeyeceksin Tanrım. Ben ödedim. Laban amcamın evinde kandırıldım ve hala daha fazla hasat var. Günah kolay değil, bu nedenle tabi. Bazen günahın kolay olduğunu düşünüyoruz değil mi? Ve keşke bütün kalbimden böyle bir programın izleyicilerin her birine günahın çok günahkar olduğunu bildirmesini diliyorum. Yaptıklarınız sizin başınıza gelecektir. Ya da Ovadya'da dediği gibi ne, ne yaptıysan sana da o yapılmalı. Tüm yaptıkların senin başına gelmeli. Teşekkürler Yusuf kardeş. Konuklarımıza dönüyoruz. Bugün Yusuf'un karakterinden neler öğrendik acaba? Kutsal kitabın tüm kısımlarında Mesih hakkında konuştuğunu görmek güzel. Yusuf Mesih'in çok belirgin bir sembolüdür. Aslında Yusuf hakkında konuşurken, o kardeşlerinin bozukluğunu gösteren ışıktı. Yakup'un 12 oğlu vardı ama sadece bir tanesi ışık gibiydi. Yakup'un Tanrı ile konuşan bir adam olmasına rağmen, oğulları ondan kötülük ve fenalık gördüler ve onun eşlerinin kıskançlıkları ile büyüdüler. Yani onlara kalan miras buydu ve öyle de yaptılar. İnananlar olmak gelecek nesillerin iyi olacağını garanti etmez. Ama önemli olan bizden gördükleri şeydir. Acının inananların hayatı için gerekli olduğunu öğrendim ve bu Tanrı'nın okulu acı önce gelir ve sonradan zafere ulaşır. Kesinlikle. Hepinize teşekkürler. Teşekkürler Yusuf kardeş. Rica ederim. Sevgili izleyici, Yusuf Şekem'deki kardeşlerini aramaya geldi. Ve bu da güç ve omuz anlamına geliyor. Ve kardeşlerini Şekem'de bulamadı. İktidar durumunda değildiler. Çok ileri gittiler. İsa geldi ve ne yazık ki tüm insanlık bir zayıflık halindeydi ve kutsal yazılar Mesih'e çünkü biz hala zayıfken şekemde değildik, çaresizdik. Çünkü hala zayıfken ve kendimizi kurtaramadığımız halde Mesih tanrısızlar için doğru zamanda öldü. Günahkarlar için doğru zamanda öldü ve size sonsuz yaşam verebilir, sizi kurtarabilir ve günahlarınızı affedebilir. Sizi suçlarınızdan ve kirliliğinizden kurtarabilir. ...kendinizi kurtarıcıya atın... ...Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle... ...dağlar bile yıkılır... ...sözünden bir harf çıksa... ...bütün düzen bozulur... ...senin gibi yaşama... ...altından değer nedir... ...yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdi, acılar içindeyken ancak sözün avutu karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır ben bir harçık sabit düzen bozur.